Olimpist sunar. Yufkalı ızgara kebabı. Evet. Tamam, çok güzel. Malzeme listemiz 500 gram kuzu kıyması, 500 gram yufka, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 5 adet çöp şiş, sosu içinde 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, evet, ve tabii ki için. Süsleyeceğiz. Evet, süsleme sanatı için, evet. Süslemek için 1 tutam maydanoz, 5 adet domates, 5 adet yeşil biber. Gerçekten böyle malzeme listemiz yine uzun, uzun ama evet, tabii ki değişik bir değişik olacak. Bence rengarenk olacak çünkü domates var içerisinde, daha sonra biber var. Evet. Neler yok ki içerisinde. Şimdi ilk önce ben ne yapayım? Kıymamı gördüğün gibi şöyle geniş bir kaba aldım. Kuzu kıyması olacak özellikle. Evet, bunu belirttik biz. Ama kuzu belki hani ağır gelirse, sevmeyenler varsa dana evet. kıyma da kullanabilirler mi? Şöyle bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biberimizi ilave yaptım. Şimdi ben yavaş yavaş kıymamı şöyle güzelce yoğurmam lazım. Bizden yardım istiyor musun Abdullah Usta, yoksa biraz biz biraz, sonra, evet, biraz dinlenip mi yardım edelim sana? Senle Selena'yı alacağım yanıma. Geri kalan bir tanesi ben yapacağım, geri kalanı size bırakacağım. Oo, tamam o zaman. Şimdi ön hazırlığı o zaman Abdullah Usta hazırlasın, yapsın Selena'cığım. Evet. Seninle beraber artık bu kebabı biz devam ettirip devam yapalım edeceğiz. Diyorum. Evet, komple mutfak izleyicileri, ben yine tekrar etmek istiyorum. Bugün yine mutfağımızda sizler için, sevgili izleyenlerimiz, sizlere özel Abdullah Usta'nın kendi yaptığı yemek. Abdullah Usta'nın zaten dedik yemeğimizin adı yufkalı ızgarada şiş kebabı. Bir tane yumurta kırabilir misiniz? Tamam. Kıymamızın içine sadece bir tane yumurtamızı kırıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Harcımız iyice bir karışması lazım. Şöyle devam ediyorum ben. Bu herhalde evlerde köfte hazırlıyoruz ya, köfte evet. harcı onun gibi olacak galiba. Evet, bu biraz değişik olacak. Yumurta mı koyuyoruz sadece usta içine? Evet, sadece yumurta ve baharat koyuyoruz. Farklı bir şey koymuyoruz çok fazla. Evet, genelde biz köfteleri yaparken ne yapıyoruz? Biraz evlerimizde bayat ekmek ve un varsa evet. Kullanıyoruz. Ama bu ama biz buna, şimdi bu, şey evet, olduğu şimdi zaman, bu artık Abdullah Olsan'ın kendi yöntemi, kendi yaptığı bir yemek olduğu için. Evet, içine soğan, içine, sarımsak tamam. falan bir şey koymuyoruz zaten. Hiçbir şey koymayacağız. Sadece evet. baharat koyuyoruz. Karabiber, pul biber, tuz ve bir adet yumurta. Evet. Şimdi kıvamını şey yapmak için az bir şey, bir galeta unu da biz ayarlayabiliriz. Şimdi biraz yoğurmam lazım şöyle iyice. Birbirine yedireceğiz. Evet, birbirine yedirmemiz lazım. Tamam, çok güzel. Selina, köfte sever misin? Severim. Çocuklar genelde köfte sever, öyle değil mi? Evet. Bakalım nasıl olacak köftemiz, kebabımız. Evet. Zaten börek de seviyoruz. Ne kadar güzel Abdullah Usta. Hepsini bir araya getirmişsiniz. Ben çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, özellikle hafta sonu ki menülerimizi çocuklarımıza göre evet, derleyip topluyoruz, ayarlıyoruz. Çocuklarımız yapsın diye yemeklerimizi. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şu anda bizim köfte harcımız hemen hemen hazır. Biraz köftemiz az bir şey sert olsa iyi olur. Şöyle. Yani yumuşak kıvamlı olmayacak. Evet. Daha böyle kıvamlı, yoğun bir kıyma olacağı için yoğun bir köfte olacak. O zaman şimdi bizler ne yaptık? Bir daha tekrar edelim. 1 kilo kıymanın içerisine karabiber, tuz ve 1 adet yumurtamızı ilave ettikten sonra güzel bir şekilde yoğurduk. Evet. Baktınız ki yumuşak kıvamlı oldu, ne yapacaksınız? Galeta ununu ilave ediyorsunuz. İyice böyle kıvam biraz daha sert olsun diye. Ve evet. şu an zannedersem kıymamız hazır. Tahtayı kaldırabilir miyim şöyle tamam. şimdilik? Şöyle bir tamam. kenara kaldıralım. Bir tane peçete alalım, az bir şey. Şimdi ben ne yapayım? Hazırladığım, gördüğünüz gibi harcım. Burada mı kullanacağız, evet. tezgah mı kullanacağız? Bir tane yufka, bir tane size arayacağım. Bir tane yufka açalım. Tamam, bir saniye. Şöyle. Bir adet yufka mı açacağım? Evet, bir adet yufka açın. Ben eldivenlerimi takayım o zaman. Tamam. Şimdi ilk önce harcımızı hazırlıyoruz. İçine pul biber, karabiber,
ve tuzumuzu verdikten sonra bir adet yumurta. İçine ilave yaptıktan sonra bir güzel yoğurduk. Şu anda iç harcımız hazır. Hazır ama köfte şimdi harcımız... ben tabii merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Çünkü bunu hem yufkadan yapıyoruz zaten. İç harcımız tamam, köfte. Izgarada yapacağız. Evet. Izgarada olacak olması biraz ilginç. Gerçi şey komple mutfak izleyicilerimiz biliyorlar. Biz bütün yemeklerimizi genelde ızgaramızda hazırlıyoruz. Ama bakalım gerçekten bu yufkalı börek nasıl olacak? Kebap daha doğrusu. Tamam, bir adet mi? Bir adet yufka sadece kalsın tamam. Burada. Evet, şimdi... Aman yırtmayalım. Tamam. Evet, biz seversek. Tamam. İlk önce ne yapıyoruz? İzleyicilerimiz. Şöyle yufkamızı seriyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle hazırladığımız köfte harcımızı yufkamızın bir ucundan diğer ucuna kadar şöyle serdik. Kıyma biraz yağlı olacak, öyle değil mi usta? Kıymamız biraz, evet. Şöyle genelde kenardan, zaten hani kebaplarda ne oluyor? Evet, yağlı kenardan topladık şöyle. Evet. Şimdi devam ediyorum sarmaya şöyle. Biraz sert olması lazım sardığımız zaman dağılmaması için. Sıkı saracağız. Evet, sıkı saracağız. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda hazır. Bu kadar mı? O, bitti mi Ayşegül Hanım? Hemen biraz öyle bana bitmez. Uzun geldi, bitmedi. Size biraz uzun geldi. Dilerse tahtayı alayım yanıma. Selena kızımızı da alalım yanımıza. Evet Selena'cığım şimdi şov başlıyor. Selena'yı yanımıza alıyoruz ve hep beraber Selena ile beraber yemeklerimizi hazırlayacağız. Ama ne yapalım ben önce Selena'ya eldiven vermek istiyorum. Tamam, size Selena eldiven verin. Al canım. İlk önce kebabımızın üst kısmını, başını ve hatta ortasında şey yapıyoruz, kesmiyoruz. İki başını kestiğimiz zaman hemen şu anda hazır. Şimdi ben şöyle ufak rulolar şeklinde böyle kesiyorum. Şimdi Ayşegül Hanım. Bu aynen şey gibi oldu Abdülosta. Evet, çok baklava değişik dilimi olacak. Olur ya. Evet aynı baklava öyle, dilimi. Öyle oldu şimdi gerçekten. Şimdi ben bunları böyle keserken sen ve Selena bana şu şekilde ayıracaksınız. Şişe geçireceğiz. Şişe geçireceksiniz. Çöp şişe geçireceğiz. Tamam. Şöyle gördüğün gibi. Biraz daha küçük kesmemiz lazım. Tamam, siz kesin usta. Hepsi orada biriksin tamam. İsterseniz. Veya şu tabağı mı alalım, ne yapalım? Evet. Tabağı alabiliriz. Hazırladığımız harcımızı gördüğünüz gibi şöyle güzelce... Şimdi Selinay dedi ki mutfakta dedi, ben mutfağa giriyorum dedi. Ama evde. Onları şuradan tutturmamız lazım ki dağılmaması aa, için. Çünkü o zaman yufkan, şöyle. Evet, şöyle kenara yapacağız. Alalım. Evet, şöyle o küçük dayeler şeklinde. O zaman usta sen istersen kes şeklinde. Onları. Biz tamam. Bu tarafa alalım, Selena ile beraber şişlere geçirelim. Evet. Daha sonrasında yine bize yufka sararsın, biz tamam. Şişlere geçiririz. Şimdi ben Selena'nın maharetini göreceğim artık. Dedi ki bana, ben evde mutfakta, evde daha doğrusu mutfağa giriyorum dedi. Merak ediyorum, neler yapıyorsun mesela? Yaptığın böyle kendin hazırlayabildiğin yemekler var mı öğrendiğin annenden? Daha çok ben tatlı tarz şeyler yapıyorum. Ne kadar güzel. Tatlıya biraz daha böyle meyilliyiz, daha çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum tatlıyı. Neler yapıyorsun mesela? Hayır, veya şöyle söyleyeyim, tek başına mı yapıyorsun yoksa genelde yardım mı ediyorsun annene? Yani annemle birlikte yaptığımız var, benim tek yaptığım var. Evet, merak değişiyor. Ediyorum. Hangi yemeği, hangi tatlıyı tek başına hazırlıyorsun? Genelde kurabiyeyi. Aa ne kadar güzel. Evet, bizler de hafta sonları kurabiye genelde yapıyoruz genelde ama yapıyordum. Bugün farklı bir tatlı biraz yapacağız. Değişik oldu. Tamam. Şimdi ben ilk önce ızgaramı şöyle... Ben birazdan Serenay'dan kurabiyenin tarifini alacağım, olur mu? Izgaramızın altını açtım, şöyle kenarlarına, gerçi bunda yağ da olmayacak, çok hafif olduğu için şöyle kenarına biraz su haznesine su koyuyorum. Gel biz şey yapalım Serenay'cığım. Evet, bir yandan ızgaramız ısınsın. Çöp şişleri nereye koyduk usta? Burada. Evet, çöp şişleri yanınızda. Ve şimdi şöyle, geri kalan kısmı Selena ve Ayşegül Hanım. Bak şöyle şuradan sıkı tutuyormuşuz tamam mı? Orası hatta böyle yapabiliriz. Evet. Evet şöyle geçireceğiz. Kaçar tane olsun usta bir şişte? Beşer tane olsa yeterli. Tamam. Evet. Şöyle. Tamam. Şöyle biriktirelim onları ben isterseniz. Azıcık burada ben kendi hadi yapalım beraber Selena'cığım. Öğrendim zaten. Yufkanın bak şöyle şu kısmı var ya biliyorsun sardığımız kısmı açılmasın diye oradan tutturursak direkt oradan şişe sokmaya evet. Çalışırsak daha verim alırız daha iyi olur. Evet güzelce yufkalar birbirinden açılmaması lazım ki ızgarada tamam. Yanmasın. Tamam. Evet toparlıyoruz biraz. Şöyle senin bak burası ya şöyle al.
Oradan. Önemli değil. Sen yani dağılsa da şey değil yani. Yani sen şey yapma. Sonuçta biz burada öğretiyoruz. Mutfağa girince evet. Ne yapacağız? Dağıtacağız. Bazen kıracağız, bazen dökeceğiz. Ama evet. Sonuç çok güzel olacak. Öğreneceğiz. Evet, bizler hafta sonu artık tabii, kim bilir bir dahaki hafta belki anne babana da hazırlarsın. Değil mi sen anneciğim? Evet. Şimdi gelen çocuklarımız genelde ne yapıyorlar? Burada öğrendikleri yemekleri zihinlerine yazıyorlar Abdullah Usta. Evet. Ben şahit oldum. Birkaç kişiyle hatta böyle yine bir görüşmem oldu. İşte ben eve gittim. Bu yemeği yaptırdım veya yaptım dedi. Ailemle beraber hazırladım dediler. Şimdi Selena'yı da bakalım. Gördü zaten. O zaten hemen öğrendi gördüğün gibi Ayşegül Hanım. Evet. Baksana benden daha güzel beceriyor gerçekten. Benden evet. Daha güzel yapıyor. Evet. Bundaki en büyük etken nedir? Kıymamızı çok güzel yoğurmamız lazım ki ızgarada dağılmasın. Ve yufkamızı da sararken böyle sert bir şekilde böyle çok sıkı olması lazım sardığımız zaman. Devam edebilirsin al canım. Daha iyi olur benim evet, için. Evet sen ona bak hemen öğrendi gördün gibi. Hemen öğrendi. Ben hep diyorum dedim ya seçilmiş çocuklar geliyor sanki buraya. Gerçekten çok yetenekliler. Evet. Bir senin yandan da ızgaramız ısınıyor şimdi hemen. Yemek ayırıyor muyuz? Yok ya ayırmam yemek. Ayırmıyoruz öyle değil mi? Ne güzel. Gelen çocuklara ben hep soruyorum yemek ayırıyor muyuz? Annenizin yaptığı yemekleri anne ben bunu yemeyeceğim diye kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü neden? Hem bize emek var, bir zahmet var ve Rabbimizin bizlere verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Onlar kesinlikle alalım, yemek ayırmamalıyız. Ondan sonra ben öbürüne devam edeceğim tamam. Ayşegül Hanım. Al canım. Evet, bugün şimdi kebabımızı Selina ile beraber hazırlıyoruz. Evet, Selena evde baban yemek yapıyor mu? Bazen. Bazen yapıyor. İyi. Ne yapıyor eksenler, neler hazırlıyor baban size? Babam yani pilav yapar. Et yapar. Evet. Çünkü genelde şöyle, ne yapar? Beyefendiler, erkekler genelde biraz daha et yemeklerine düşkün oldukları da. İçin. Et yemeklerini daha çok beceriyorlar. Doğru mudur Abdullah Usta? Evet. Aynen ızgara tarzı şeyler. Evet. Ayşegül Hanım dilersen bir tane daha yufka hemen şey tamam, yapalım. Açalım. Hazırlayalım. Hemen. Şunu ben yine geriye alayım şöyle tamam. Emaneten. Onu üstüne bırakabilirsin sen anneciğim. Evet devam ediyoruz. Evet komple mutfak izleyicileri bugün sizlere özel Abdullah Usta'nın kendi yapmış olduğu yine Made in Abdullah Şef diyorum ben biliyorsunuz kendi yaptığı yemeklere. Abdullah Usta'nın ızgarada yufka kebabı, şiş kebabı. Şöyle ne yaptık? Tekrardan aynı bir yufkamızı açtık. Gördüğünüz gibi şöyle. İlk görünce önce ne yapıyoruz? Güzel oldu, öyle değil şöyle mi? Arka kısmını topluyoruz ve kenarlarını da aynı şekilde topluyoruz yufkamızın. Şöyle az az çekiyoruz. Ve bu taraftan da aynı az şiş çekiyoruz. Hem çok güzel görünüyor, hem çok pratik, hem gerçekten lezzetine evet. Bence doyum olmayacak. Yine enfes bir yemek hazırlıyor bugün usta bizlere. Ellerine sağlık diyorum şimdiden. Ben teşekkür ederim. Biraz şöyle. Da artık Selena'ya özel oldu bu yemek. Evet. Neden? Çünkü gerçekten biliyorsun ustamız genelde hani burada çok güzel yemekler yapıyor ama bir de kendisinin yaptığı, kendisinin böyle üretmiş olduğu yemekleri yemek çok daha farklı oluyor. Sana ilk defa işte bizlere burada kısmet olacak bunu yemek o zaman. Öyle değil evet, mi Abdullah Usta? Evet, aynen öyle. Herkesten önce biz tadacağız. Ama kesinlikle ne diyoruz? Bizlere alınmayın, gücenmeyin. Sizler için zaten bunları hazırlıyoruz. Sizler de evet, görüyorsunuz ve evlerinizde ne yapıyorsunuz? Bu güzel yemekleri tabii ki hazırlayıp sizler de yiyorsunuz. Evet. Benim babaannem de çok güzel yemek yapar. Oo, ne güzel. Malatya yemekleri daha çok bulgura dayalı yemekler. Evet biliyorum gerçekten orada genelde sofralarda bulgur olmazsa olmaz. Evet. Hani usta biz biliyorsun Türklerde o adet vardır ya ekmeksiz sofraya oturmaz. Evet. Malatyalılar da bulgursuz sofraya oturmuyorlar. Bulguru çok seviyorlar Malatyalılar. Çok seviyorlar evet. Şanslı ama bulgur nokta, vitamin. Bir de annem de Kayserili. Oo tamam. Şimdi var ya evet Selinay şanslı gerçekten. Şimdi bak zaten biz ben hep diyorum ya Türk hanımları, Türk kızları gerçekten böyle. Artık şimdi usta bayanlar tamam doğuştan maharetli ama biz Türklerin kültürünü biliyorsun. Evet. Gerçekten kızlar böyle bayanlar daha bir meraklı oluyorlar mutfağa. Daha böyle bir kavruyorlar, bir becerikli oluyorlar. Şimdi Selinay çok şanslı. Baksana çift taraftan da hem babaannem hem Kayseri. Evet, Kayseri'nin Kayseri. Mantısı meşhurdur. Evet, biliyorsun değil mi? Evet, mantısı meşhur. Yine et yemekleri bütün yemeklerin meşhur. Hamur, ama hamur olan... işleri çok hamur meşhur. Işleri. Evet, ikisini birden öğrenecek Selinay. Çekirdekten yetişme tam böyle bir usta ne diyelim ben, aşçı mı diyeyim?
İyi, hem bir iyi inşallah ileride, hem iyi bir ev hanımı, evet, hem iyi bir anne, hem başarılı bir iş kadını, hepsini bir arada yapacağına inanıyorum ben. Evet, ızgaramız ısındı. Şu anda size yufkayı da hazırladım. Tamam, kebaba. Bizler siz o zaman devam ne yapalım? Dilersen. Görevimize devam edelim. Evet, ben de şimdi bir yandan şöyle az bir şey, hafif bir ızgaramı biraz yağlıyorum. Ne yapıyorsun? Babaannenin yaptığı yemekleri de yakından takip ediyorsun o zaman. Evet. Evet, ne yapacak? Nesilden nesile geçen kültürümüzü inşallah sen de çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Yemek kültürü çok farklı. Zaten Türk kültürünün, Türk mutfağının kültürü, zenginliği tartışılmaz. Gerçekten bütün yörelerimizde birbirinden güzel yemekler hazırlanıyor. Evet. Evet, şu anda yavaş yavaş pişmeye başladı. Serenay'cığım, kaç kardeşsiniz siz? Üç. Üç kardeşsiniz. En büyükleri sen misin? Yok. Abim var. Evet. Bir de küçük kardeşim var. Sen ortancasın. Evet. Peki ben hep gelen çocuklara soruyorum. İşte evin kaç numaralı çocuğusun diye. Ortanca olmak nasıl bir duygu? Ortada kaynayıp gitmiyorsun inşallah. Yok. Nasıl peki? Yani genelde küçükler biraz böyle hem diyor şanslıyız ama biraz da şikayet ediyorlar işte. Evin küçüğü olduğumuz için tamam seviliyoruz ama işte bakkala çok gönderiyorlar bizi, işte her yere bizi gönderiyorlar. Evde bir şey olduğu zaman bazen bizden biliyorlar diye. Senin de böyle şeylerin var mı, böyle yakınmaların? Yok ya. Abim var. Bir de küçük kardeşim var. İyi anlaşıyoruz. Evet. Demokratik bir ortamımız var. Evet. Ne kadar güzel. Evet, devam ediyoruz bir yandan da şöyle ızgaramıza. Bir yandan da ızgaramız gördüğünüz gibi hemen yavaş yavaş pişmeye başladı. Kesinlikle yanma, koku gibi bir şey yok gördüğünüz gibi. Evet, Senenacığım ellerine sağlık. Çok güzel öğrendin bak. Gerçekten değil çok güzel yaptı. Maşallah diyorum. 10 parmağında 10 marifet. Zaten baksana çok da şanslıymış. Artık Senenay hem yemek yapmayı hem yemeği seviyormuş. Çift taraftan da neymiş? Babaannesi zaten Malatyalı. Aynen. Annesi Kayserili. Kayserili, evet. Artık Senenay iki taraftan da böyle çekirdekten yetişecek dedim ben zaten. Ayşegül Hanım, onunla da bir şey alalım. Devam edelim. Bir tamam, parça etimiz daha var. Onu da devam tamam edeceğiz. Şöyle bir yandan da köfte. Birazdan Serenay evde ne yapıyormuş? Tek başına tatlılar da hazırlayabiliyormuş. Özellikle kurabiye yapıyormuş. Ben şimdi evet sevgili çocuklarımız ne yapıyorsunuz? Tabii ki bütün izleyenlerimize sesleniyorum. Ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz. Serenay sizlere birazdan evde tek başına yaptığı kurabiyenin tarifini verecek. Tamam mı? Onu da not edip artık denesinler diyorum ben. Evet, şu anda diğer harcımız, kalan harcımızı da diğer yufkamıza şöyle ben ayarlıyorum. Bak Serenay'cığım, ızgaramız gerçekten Abdullah Usta anlattı zaten. Çok güzel. Kesinlikle yanma yok, yapışma yok, koku vermiyor. Koku geliyor mu sana? Yok, gelmiyor. Gerçekten koku gelmiyor. Neden biliyor musun? Bak, su haznesi var burada. Bu su buhar yapıyor kaynadıkça ve etten yağan yağlar suyun içerisine aktığı için yanma oluşmuyor. Yanma oluşmadığı için de ne oluyor? Duman olmuyor, koku olmuyor, is olmuyor. Artık ızgaralarımızı çok rahat bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Evet. Şimdi bizim kalan son harcımızı da kalan yufkamızın içine şöyle gördüğünüz gibi sardık. Güzelce sıkı bir şekilde. Buraya geldiğinde. Bazılarının var. Evet, seni izleyecekler artık. Oo, senin ayda gitmiş ne güzel. Komple mutfakta yemekler hazırlamış. Tavsiye ediyor musun? Gelsinler mi? Evet. Evet, söyle bakalım. Ne diyorsun? Gerçekten eğlenceli bir yer. Tavsiye ediyorum. Evet. Komple mutfağa gelin. Ayşegül ablanızla, Abdullah abinizle beraber güzel yemekler hazırlayın. Evet, şimdi son harcımızı da biz hazırladık. Onu da ben keseyim. Şöyle. Çok fazla büyük kesmemeye gayret ediyoruz. Çünkü çok fazla büyük olduğu zaman pişmeyebilir. Çiğ kalmasın evet, diye. Evet, çiğ kalmasın diye. Hı hı. Oranını iyi ayarlarsak şöyle gördüğünüz gibi izleyicilerimiz şimdi bak evde harika olsa, bir şekilde dikkatimi çekti. Şimdi daha böyle hani artık baktım da
Yani kesinlikle ekmeğe de gerek yok. Ekmeği de hazır, yufkası da hazır. Her şey hazır. O kadar güzel ki ızgaranın başında ızgara keyfi yapmayı sevenler bu güzel kebabı hazırlayacaklar. Izgaranın başında atıştırırken de doyuracaklar karınlarını aslında. Çünkü hem içerisinde kendiliğinden yufkası var. Lavaş da olabilir belki bununla. Öyle değil mi usta? Aslında lavaş çok fazla değil de yufka çok iyi oluyor. Daha çok pişiyor galiba. Evet. Tamam. Zaten bir günde pazar biliyorsun. İzleyicilerimiz evde yapabilirler. Genelde evde. Pazar günleri ne yapıyoruz? Piknik keyfi. Havalarda ısınmaya başladı. Mangal keyfi. Gel bakalım Selin Aycığım. Bir yandan da mangaldan bahsedelim. Mangal keyfini sevenler var tabii ki. Hafta sonları Aile ile beraber ne yapıyorlar? Pikniklere gidip mangallar hazırlıyorlar. Ama biz hep diyoruz ya usta. Biliyorsun beyefendiler genelde hafta içi çok yoğun çalıştıkları için hafta sonu da tamam Aile ile geçirmeleri güzel ama işte biraz eriniyorlar. Ben o kömürü nasıl yakacağım? Biz onları da bir dertten kurtardık Ayşegül Hanım. Evet. Izgaramızda. Bizim bakın ızgaramızda böyle bir sorunumuz yok. Evet. Fişimizi takıyoruz veya dışarıdaysak eğer tüplü de çalışıyor zaten. Ondan sonra tüpümüzü açıyoruz. Izgaramız ısınıyor. Kesinlikle üzerimize is kokusu silmiyor. Etlerimizi, kebaplarınızı rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tüketiyorsunuz. Kömür yakma, odun yakma derdiniz de yok. Tabii ki en önemlisi sağlık diyoruz. Evet, sağlıklı bir şekilde yemek en önemlisi. Çünkü biliyorsunuz ne yapıyor? Mangal kömürleri karbon monoksit oluşturuyor. Oluşan karbon monoksit ete geçiyor. Ve bizler karbon monoksitli etler yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kansere davetiye çıkarıyoruz. Evet. Yani inan ki çok güzel bir ızgaramız. Bunu yapan da düşünen de ellerine sağlık. Evet. Evde yani inan ki gönül rahatlığıyla ızgara yapabiliriz. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yorgunsanız evinizde geçirmek istiyorsanız pazar gününüzü ama yine de mangal keyfinden geri kalmak istemiyorsanız ben diyorum hep evinizin salonun ortasında bile bu ızgaranızı kullanabilirsiniz. Kesinlikle koku yapmıyor. Evet Selena bu işi iyice öğrendi zaten artık hafta sonu mutlaka yapacak herhalde. Yapacak. Şimdi o hep tatlı yapıyormuş, tatlı yapmayı seviyormuş. Şimdi artık kebap da yapmayı öğrendi. Evet. Ve kimsenin bilmediği bir kebap oldu bu biliyor musun? İlk sen öğrenmiş oldun artık evde sen ilk deneyeceksin. Evet şöyle ben devam ediyorum. Şu anda hemen hemen hazır. 5 dakika sonra alacağım ben. Bir yandan da şöyle ızgaramızın kenarına biber attık. Yavaş yavaş biber de közlensin. Okul nasıl gidiyor Selenay'cığım? Biliyorsun az bir zaman kaldı tatil. Evet. Okul tatil olacak. Karnemiz nasıl gelecek acaba sorsam mı? İyi yani derslerim benim. İyi ne kadar güzel. Bugüne kadar gelen bütün çocuklarımız maşallah. Ben yine tekrar etmek istiyorum Abdullah Usta. Tamam. Daha doğrusu senden rica ediyorum. Hem yemeğimizin adını alalım hem de nasıl hazırladığımızı sevgili izleyenlerimize bir daha tekrar edelim, evet, anlatalım. Bugün Abdullah Usta'nın benim kendi hazırladığım yufkalı kebabı bir dilersen bir bayanlarımıza anlatalım veya izleyicilerimize burada anlatalım. Şimdi ilk önce yarım kilo kuzu etini biz aldık. Geniş bir kabımıza koyduk ve üzerine tuz, karabiber ve az bir şey de pul biber ilave yaptıktan sonra bir güzel yoğuruyoruz ve ondan sonra bir adet yumurta içine ilave yapıyoruz. Tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Ama yoğururken neye dikkat etmemiz lazım? Biraz böyle kıvamı dağılmayacak şekilde iyice bir yoğurmamız lazım. Bir köfte harcı olması lazım. Ve güzelce yoğurduktan sonra içine biz sarımsaklı, ondan sonra soğanlı şey falan atmıyoruz. Şimdi ne yaptık? Güzelce harcımızı hazırladıktan sonra bir adet yufkamızı açıyoruz, seriyoruz. Ve yufkamızı içine harcımızı istersek evde 3'e bölebiliriz veyahut da 4'e bölebiliriz. Harcımızı biz 3'e böldük. Harcımızı yufkanın içine açıyoruz. Rulo şeklinde. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yuvarlak daireler şeklinde kesiyoruz. Ve keserken neye dikkat ediyoruz? Çok fazla kalın olmamasına dikkat ediyoruz ki ızgaramızda daha iyi pişsin ve şey olsun. Ama çok da küçük kesersek ne olur? Çok da küçük kestiğimiz zaman dağılma olur, birbirini tutmaz. Şu ayarda yaparsanız, yani bir parmak şeklinde ayarlarsanız harika bir şekilde kebabınız çıkar. Evde mutlaka gelen misafirlerinize, gelen özel
davet ettiğiniz misafirlerde evet, yaparsa evet. Çok harika bir tabii kebap şimdi, olacak. Ben diyorum beyefendiler mangalı çok seviyor. Mangal keyfine bayılıyorlar gerçekten. Hem mangal bir yandan yapacaklar. Ekmek derdiniz yok kesinlikle. İkisi aynı anda içerisinde yufka var biliyorsunuz. Hazırlıyorsunuz ve çok dakika yani çok da kolay pratik bir kebap aslında. Evet. Hazırlanışı 10 dakikamızı almadı. Şimdi izleyicilerimiz orada belki kendi kendine diyebilir ya Abdullah olsa bizim ızgaramız yok. Veya da imkanımız yok biz ızgaramızı alamadık. Izgaraları yoksa bunu fırından da yapabilirler. Aa evet. Ama çok ızgarada güzel. Çok apayrı bir tat olur, bir lezzet olur. Bir ha, de aslında çok olmayan... da hafif, çok da böyle şey yani hani gerçekten pratik, hafif, evet. Sağlıklı pişiyor, lezzetli pişiyor. Ellerine sağlık diyorum usta. Oldu, ben teşekkür ederim. Tamam, o pişmeye devam etsin. Devam edin. Adamımızın şu anda yavaş yavaş biz yufkalı kebabımızı da hazırlanmıştık. O da şimdi pişiyor. Ve şu anda hemen bunlar da hazır. Bunlar dilerse yine bunları da alalım. Şimdi biz ne yaptık? Yarım kilo kıymamızı aldık. Geniş bir kaba. Üzerine tuz, pul biber ve karabiberi de verdikten sonra güzelce yoğurduk. Güzelce yoğurduktan sonra ne yaptık? Üzerine bir adet yumurtamızı da koyduktan sonra tekrar yoğurmaya devam ettik. Böyle koyu bir kıvama gelene kadar normal ızgara köfte veya diğer köfteler gibi biraz daha koyu olması lazım. Kıvamına geldikten sonra bir adet yufkamızı açıyoruz. Ve hazırladığımız içi 3'e veya da 4'e de bölebiliriz. Alacağımız kıymaya göre. Mesela siz evde az alırsanız ona göre ayarlarsınız. Ve yufkamızı içine harcımızı koyuyoruz ve bir güzel sert bir şekilde yuvarlıyoruz. Ama bunu yuvarlarken ne yapıyoruz? Çok sert olması lazım, sıkı olması lazım ki dağılmaması için. Güzelce yuvarlama işimiz bittikten sonra rulo şeklinde aldıktan sonra üzerine biz ne yaptık? Küçük küçük halka şeklinde kestik ve şişe geçirdik. Ondan sonra kısık ateşte ızgaramızda hafif hafif yavaş yavaş çevire çevire 3 dakikada veya 5 dakikada bir çevirip şu anda gördüğünüz gibi şişlerimiz da kesinlikle bir yanma gibi bir şey yok. İki tarafı da görürseniz yani yufkamız yanmadı. Harika bir şekilde bir tadı zaten var. İzleyicilerim de aynısını yapsınlar diye. Tamam. Gelen misafirlerimize ikram etmek için. Çok teşekkür ediyorum sevgili Komple Mutfak izleyenleri. Ben Selena'ya da çok teşekkür ediyorum. Ve minik kardeşlerimize sesleniyorum. Bizleri arayın, buraya gelin. Güzel bir hafta sonu geçirelim. Yine iyi pazarlar diliyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Evlerinizde evet. Hazırlayacağınız bu güzel yemekleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda yiyin diyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.